Sevgili seyirciler merhabalar. Size yine İzmir'den İncir Altı'ndan bahçeler arasından sesleniyorum. Bir karanfil üretim serasındayız. Burada çalışan kadın arkadaşlarımız var. Şu anda hasatlarını yapmışlar ve çiçeklerini paketliyorlar. Birlikte onların bu paketleme aşamasını göreceğiz. Gelsin hepinize. Hoş bulduk. Sen bize bir kendini tanıtırsan sevinirim. Ben tanıyorum ama seyircilerimiz sizi tanımıyorlar. Ben ismim Neşe. 28 senedir İzmir'de yaşıyorsun. Afyonluyum kendim. Sen i̇şte çiçek sektöründe ne kadar zamandır çalışıyorsun 28 Neşe? 28 senedir çalışıyorum. 28 senedir burada kıdemlisin. Evet. Zaten evin de buraya yakın bildiğim kadarıyla. Evet, yakın Narlıdere'de oturuyorum. Genelde hep aynı işletmede mi çalışıyoruz? Başka yerlerde de çalıştık mı? Karanfilin dışında başka şeylerde de çalıştık mı? Yok, hep karanfil üzerinde çalıştım. Hep karanfil üzerinde. Sen karanfil üstüne çalıştın. Lisantus'ta. Çiçekte vasıflı Cerber'de. Bir arkadaşımız Neşe. Cerbera'da da çalıştın. Evet. Neşe 28 yıldan beri de bu işte çalışıyorsun. Peki memnun musun Neşe? Memnun. Çocukların var mı? Var, iki tane çocuğum var. Mesai saatleriniz kaçta Neşe? 8-5. Evet. Peki bu hani evinle ve çocuklarınla ilgilenmene, aynı zamanda işini yapma, yani işini yapıyor olmak evinle ve çocuklarınla ilgilenmene de zaman bırakıyor mu? İşte gıt kanat geçiniyoruz işte. Kanat geçiniyoruz. Evet. Öğlen yemeğini burada arkadaşlarınızla birlikte yiyorsunuz. Yemeklerinizi evden mi getiriyorsunuz? Evden getiriyoruz. Evden getiriyorsunuz. biliyorum ben böyle keyifli bir yaşantıları var aslında burada. Keyifli zaman araları da veriyoruz. Evet. Çay molası, yemek molamız oluyor. Evet, var. Peki, kolay gelsin Neşe'cim. Tamam mı? Şimdi bunlar iç piyasaya. Şimdi seni tanıyalım arkadaşcığım. Beni tanı, ben Sivaslıyım. Sivaslı, Yonca Esen. 4 yıldır ki burada çalışıyorum. Çok memnunum, çok Allah razı olsun hepsinden de. Çok mutlu günümüz geçiyor. Çiçek bağlıyor, çiçek kesiyoruz. Sen şimdi evde ekonomine katkıda bulunuyorsun değil mi? Katkıda bulunuyorum. 3 tane oğlum var, 3'ü de evli. Ben de onlara ev verdim. Hepsini ayrı ayrı sinifa çalışmaya başladım. Ha, sen onları evlendirdikten sonra çalışmaya başlayanlardansın. Evet. Peki o yeni başladı daha. Peki bu senin bütçe, kendini mi kazanıyorsun bu parayı? Kendim için. Kendin için kazanıyorsun, evet, süpersin. Bazen de çocuklarıma katkım oluyor mu? Bu çiçeği de seviyorsun. Çiçek çok seviyorum. Evet. Zaten hepinizi çiçek gibisiniz. Ben hepinizi de tanıyorum burada ama. Evet. Sağ olasın. Biz de seni seviyoruz. Teşekkür ederim. peki eşine zaman ayırabiliyor musun? Çocukları evlendirdin ya sen evlendirdim şimdi. Evlendirdim anne. Çocuklarım akşamüstü topluyorum bazen. Getiriyorum, telefon ediyorum. Geliyorlar, toplanıyorlar, konuşuyoruz, ediyoruz. Akşam herkes evine gidiyor. Biz evimizde kalıyoruz adamla. Evinizde kalıyorsunuz adamla. Adamın emekli. Peki adamın seviyor mu senin çalışmanı? İstiyor mu? Seviyor. Gerçi bence ekonomik özgürlüğünü kazanmak her zaman daha iyi değil mi? Ben istiyorum aslında, biliyorum. Hem zamanın geçiyor, hem arkadaşlık bulunuyoruz, hem de mesela stresin atıyorsun. Doğru. Çok güzel bir şey. Doğru. Tamam. Arkadaşımla iyi geçiniyorum desene. Burada da benim sevgili hemşerim var. Evet. Hadi bize tanıt bakalım kendini. Ben Balıkesirliyim. 8 yıldır burada çalışıyorum. Çok memnunum. Patronumuza da Allah uzun ömür versin, Mehmet o abimize. Çok memnunuz. Peki. Başka? Senin kaç tane çocuğun var? Benim bir tane oğlum var. Üniversite son sınıfta okuyor. Bu kadar. Sen niye az yaptın çocuğu? Az. Öyle oldu yani. Öyle oldu. Evet, aynen öyle. Ama çocuğunu da okuttun. Evet, üniversiteyi okutuyorum. Süpersin. Evet. Süpersin. Çok güzel. Sen bu kazancınla aile bütçenin ciddi bir katkı yapıyorsun. Evet, aynen öyle oluyor. Peki eşin memnun mu senin çalışmandan? Eşim destekliyor. Hem memnun hem değil, destekliyor. Ama yani, sen çalışmak istiyorsun. Evet, ekonomi özgürlüğümüzü kazanıyoruz yani. Kazanıyoruz. Peki sen de memnunsun bu çiçeğinden. Evet, memnunum. Allah işlerini rast getirsin. Değil mi? Evet, piyasamız da açılsın. Biraz kritik. Bu dönem riskli bir dönem. Kritik, siz de bunun farkındasınız zaten değil mi? Yetiştirici olarak farkındayız.
Tamam. Teşekkür ediyorum. Gel bakalım arkadaşım. Sıra sende şimdi. Bize anlatacaksın bakalım. Hadi, ben Nazife. İki çocuğum var. İki çocuğun var. Evet. Hızlı biraz. Diyarbakırlı. Diyarbakırlısın. Evet. 8 yıl Karafeşi'de çalıştı. Çocuğu nasıl yetiştiriyor? Buna da emek vermeden olmuyor değil mi? Olmuyor. Çiçeği de çocuğun gibi bakıyorsun. Evet. Ya burada aslında hani çok da güzel toplumsal bir mesaj vermek gerekirse Afyonlu, Balıkesirli, Diyarbakırlı herkes burada iç içe çalışıyor. Evet. Hiçbir problem yok, hiçbir sorun yok. Sorun abi başka yerlerden kaynaklı. Değil mi? Mehmet abi de memnunuz. İşimizde de memnunuz. İşinden de memnunuzsun. Evet. Sen de buraya yakında oturuyorsun değil mi? Narlıdere'de oturuyorsun. Narlıdere'de oturuyorsun. Gelip gitmen de pek problem olmuyor. Hayır, yakın. Burada ne yaptınız mesela? Gün içerisinde ne yaptınız? Sabahleyin geldiniz. Sabah geldik, çiçeklerimizi kestik. Kestiniz. Şimdi de kestiklerinizi evet, böyle bağlıyorsunuz. İşte şeyler yapıyoruz. Şimdi ben bunların çoğu işlemlerini biliyorum da. Mesela bana anlat bakalım. Sen kaç ağırlı bağlıyorsun? Kaç... Ben bağlamıyorum. Sadece... Sen silivliyorsun. Silivliyorsun. Sen, evet. Sen silivcisin yani. Paketliyorum. Evet, paketliyor. Paketliyor. Tamam. Hepimiz emek veriyoruz. Yani meslek bir şeyimize göre. Kimisi kesiyor evet. Burada. Kimisi bağlıyor. Hı-hı. Kimisi de böyle. Sen şimdi silivcisin. Evet. Hepimiz emek veriyoruz. Mis gibi de kokuyor. Bunların isimlerini biliyor musun? Evet. Biliyorsun değil mi? Bu kokulu. Bu kokulu. Evet. Kesinlikle o yüzden hı-hı. Kokladım zaten. Sen ama şimdi silivliyorsun onları. Hı-hı. Hadi bize bir yaptı bir görelim ya. Arkadaşlar şimdi ben sizlerin böyle yaptıklarınız, işlerinizi da bir görmek istiyorum. Böyle demek veriyoruz oğlum. Çocuklara nasıl bakıyorsun? Aynı. Ha, çocuklara nasıl bakılıyorsa aynen o şekilde bakıyorsun sen bunlara. Kızlar çalışmanın dışında da kendinize böyle özel zaman ayırıyor musunuz? Gezmelere gidiyor musunuz? Ayırıyoruz. Pazar günleri ayırıyoruz. Pazar günleri ayırıyoruz. Sen ne yapıyorsun mesela pazar günü burada? Pazar günleri burada çalışmıyorsunuz biliyorum. Hayır. Tatil pazar günleri. Pazar günü gene çalışıyorum ben. Ha sen gene çalışıyorsun. Evet. Bulaşığa. Ha bulaşığa gidiyorsun. Ekstra çalışıyorsun. Tabii herkes çocuklarını okuttu evet. Büyüttü. Sıra sende şimdi. Senin okutman lazım. Tamam. Sen bak işine, bak işine. Sen nerelere gidiyorsun bakayım hafta sonu, pazar günü? Hafta sonu arkadaşlarıma gidiyorum, eşime, dostuma. Gidiyorum yani. Geziyorsun, kendine de zaman ayırıyorsun. Evet, ayırıyorum. Bazen eşimle pikniğe gidiyoruz, alışverişe gidiyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Normal rutin işlerini devam evet, ettiriyorsun. Evet, devam ettiriyorum. Hı-hı. Hı-hı. Çiçeğe de bu şekilde özen gösteriyoruz. Yani çocuk gibi bakıyoruz. Değil mi? Çocuk gibi bakıyoruz. Aynen öyle. Hı-hı. Yonca arkadaşımla çok iyi geçiniyoruz. Yonca herkes sana dönüyor. Yonca ile iyi geçiniyoruz. İyi geçiniyorum arkadaşlarla çok mutluyum. Evet. Yonca sen bir söylesene bakayım. Sen hafta sonu ne yapıyorsun? Pazar günü çalışmıyorsunuz biliyorum. Çalışmıyorum güzelim. Hafta sonu var ya vuruyorum gidiyorum. Gezmelere evet. Gidiyorum. Evet. Komşularıma gidiyorum, Karşıyaka'ya gidiyorum, görümcelerim var. Karşıyaka'ya da gidiyorum. Biniyorum gemiye, geçiyorum o yanına. Süpersin, vapurla gidiyorsun yani Karşıyaka'ya. Canımsın. Evet. Eşini de alıyor musun Gonca'ya? Almam mı yanıma? Yalnız bence gidelim. De alman lazım. Alayım. Kesinlikle. Çocuklarımı da alayım yanıma. Canımsın, süper. Çocukların arabası var, biniyorum gidiyorum bazen. Süper. Eyle geziyorum, fullanıyorum kuzum, geliyorum. Pazartesi işbaşı. Pazartesi işbaşı. Evet. Burada kaç aydır çalışıyorsunuz kızlar? Şimdi bu sezon kaçıncı ay oldu? Yazın iş olmuyor. Yazın da oluyor bizim işimizde. Gerçi siz de iş tükenmedi. Evet. Kışımız bitmiyor bizim ha. Yaz, kış iş. 12 ay. Bu çiçekleri kırıyoruz, bir şey diyoruz, bir sürü evet, dikiyoruz. Bitmiyor. Kırıyoruz, sonra ipini atıyoruz. Ondan sonra da kesiyoruz. Değil mi? Bir sürü işiniz oluyor. Evet. Özen gösteriyoruz. Evet. Evet. Evet güzelim. Çok sağ olasınız. Böyle. Bak böyle böyle bağlıyoruz. 10 tane ediyoruz. Bazen istihar görüyoruz şeylerin, müşterilerin. Bazen 20'şer bunlar... bağlıyoruz. Bazen 10'ar. Şimdi mesela bugün kaçlı istemiş müşteri? 10'ar. 10'ar. Renklerine göre de ayırıyorsunuz bunları. İreklerine ayrı ayrı koyuyoruz. Tamam mı? Mahmut da şoförümüz çok razı ondan. Allah bin kere razı olsun. Beni öyle önde olsun. Götürür, önde götürür arabanı. Arabayla seni taşıyorlar yani. Beni incitmez hiç. Nerede gitti? Orada, arkada. İncitmez vallahi, razıyım ha. Oğlak sülalesine teşekkürler de. Peki kızlar şimdi olan, şey, hani çiçek çok güzel bir, bu en
güzel tarımsal ürünlerden bir tanesi. Evet. Şimdi bunlar hastalara gidiyor, iyi olanlara gidiyor, sevgililere gidiyor, evet. Düğünlere, nişanlara gidiyor. Ne düşünüyorsunuz bu? Yani sizin yetiştirdiğiniz en güzel şeyler çok güzel ortamlara gidiyor. Evet, çiçekler en güzel çiçektir. Değil mi? Çiçek. Hastalar jokerlere çiçek götürüyorlar zaten. Değil mi? Götürülmesi lazım. Plastik çiçekleri sevmiyoruz. Evet, evet. Çiçekler en güzel bir şey. Ha, canlı çiçekleri seviyoruz. Evet. Canlı çiçekleri seviyoruz tabii. Bize can getiriyor bak ooo. Mis gibi de. Evet. Şurada kokullar var zaten. Ha, kokullar, bunlar kokuludur. Aha, burada kokullar var zaten. Evet. Bu kokulların... Ay harikalar, hakikaten çok güzeller. Ha sen şimdi bu pembeleri ayırmaya çalışıyorsun. 8, 9, 10. 10 tane yaptın yani. Onları yapıyoruz kuzum. Bağlıyoruz ucunu. Aynı böyle. Bunlar iç piyasaya gidecek olan çiçekler değil mi? Evet. Neşe şimdi mikrofon sende şekerim. Tamam. Ben yapacağım tamam mı? Tamam. İlk önce şeyleri. Beşli mi yapacağım? Evet. Beş değil onlu yapacağız. Onlu yapacağım. 3, 4, 5... 6. Evet. Sen kendine tut onun eşi. Evet. 6. 10 tane yaptığımı tamamlıyor. 8. Evet. 9. Çok güzel bağlıyor. 10. Güzel mi bağlıyorum? Evet. Vallahi sanki biliyormuş gibi bağlıyorsun. Tam sen biliyorsun değil mi bu şeyleri? Bak şimdi. böyle bunları kestim. Altını da temizledim. Temizle. Lastikleyecek. Şimdi aslında bunlar sprey karanfil olmasına rağmen ben dikkat ettim ki anneleri alınmamış bunların. Evet. Bu şekilde de sanıyorum talep oluyor. Evet. Anneler şunlar değil mi? Bunları normalde bunların alınıp şu yan dallarının çıkması lazım. Onları açacak. Ama onlar, yani. Onlar çoğalacak. Şimdi çiçek yeni açtığı için yeni açtığı yani. İçin almıyoruz. Evet. Bir de yılbaşından dolayı ciddi de bir talep var. Evet. 4, 5... Çiçek az olduğu için aynen. Almıyorsun. 7, 8, 9. Ben biraz yavaş işçilik yapıyorum. Hı, aslında olsun. Normalde işverene ciddi bir zarar uğratabilirim bu konuda. Olmaz. Olmaz mı diyorsun Neşe? Güzel yapıyorsun. Güzel yapıyorum. Evet, evet kızlar, patronları zarara sokabilirim ben böyle. Yok yok, bir şey olmaz. Olmaz mı? Mehmet abi çok zengin, bir şey olmaz. Peki. Şimdi bana... Mehmet abi öyle bir şey söylemez bize. Söylemez mi? Söylemez. Peki. Hiç daha bize bağırmamıştır. Biz kaç senedir burada çalışıyoruz? 7 senedir. 4, 5... O sen bizden çok bağlayacaksın, işi elimizden alacaksın sen. 6... Yok çok keyifliydi. Evet çok güzel bağlı. 8, 9, 10. Arkadaşlar bu işi elimizden alacak bizim. Ben çok güzel yapıyor. Fena değil, fena değil arkadaşlar. Evet. Fena değil, gidiyor. Vallahi Mahmut mu gülüyor? Bizim şoförümüz bizimle dalga geçiyor ama kendisi konuşmuyor. Ama ne yapalım teknik olarak da. Bizle dalga geçiyor. Evet. Kibarlaşmıyor mu? Olduğunuz gibi kalacağız kızlar. Yapıyor muyuz? Ne? Nasıl konuşacağız? Aynı konuşuyor. Bizle dalga geçiyor. Dört. Şimdi ben sizin yanınıza da geleceğim yardıma kızlar. Geleceksin tabii ki. Bak ne güzel bağlıyorum. Kaç tümet bağladı? 4 tümet oldu. 7, 8, almıyoruz. 9, 10. Evet. Çok güzel bağlıyor. Bağlamasın mı? Değil mi? Yani çok güzel. Bunlar jelatinliyoruz. Ondan sonra jelatinliyoruz. Evet. Hadi sana kolay gelsin. Dur bakalım. Sağ ol canım. Şimdi sen de aynısını yapıyorsun. Evet, değil mi? Evet ben aynısını yapıyorum. Şimdi sıra geldi sana şekerim. Şimdi mikrofonu sana vereceğim. Sonra jelatinin başına ben geçeceğim. Tamam mı? Hah, al bakayım mikrofonunu da. Telefonum çalıyor. Telefonun mu çalıyor? Sen onu hemen kapat. Kapat. Ver bana. Ver. Sen konuşma. Nasıl bu kalın oldu, yırtıldı. Evet, hayır, öyle yapmayacaksın. Yanlış. Ha, yanlış öyle mı yaptın? Öyle şey yapacaksın, evet. Nasıl yapıyorum? Paketlenme böyle olmaz. Ha, nasıl olur? Bak şimdi bana göstermen lazım. Şu kalınlığından dolayı girmemezlik yapma. Hayır, böyle tutacaksın. Ha. Böyle. Böyle tutacağım. Evet. Böyle soktum. Paketleme böyle olur. Ha, okey.
İçeride böyle mi? Hayır, gene olmadı. Kafası denk gelmiyor. Çünkü şundan denk gelmedi, aşağısı şey. Hayır. Dur, hı-hı, yapalım ona. Tamam, böyle şey diyeceksin. Bir de bunlar kovalara konuyor değil mi kızlar? Evet. Böyle tutacaksın. Aha, şu altı kalın geldiği için yapamazsın değil mi? Hayır, onun yok. Böyle yapacaksın. Paketleme böyle olur. Bak, paketlemede biraz çuvalladım kızlar. Evet. O şeyle bir şey olmamış onunla. Oldu mu şimdi? Evet, evet. Tam güzel yaptın. Tamam, süper. Paketleme böyle olur. Gel bakalım. Bir de göster. Evet. Saçaklarını alıyorum. Evet, saçaklarını alıyorum. Evet. Çünkü saçaklarını almazsam tepede tepede kaldı diyor bana. Evet. Evet, becerdim. Oldu yani. Bakalım. Evet, yapıyorum değil mi? Süper bu. Ha, böyle işte. Al sana kırmızı. Burada kaç çeşit renk var kızlar, evet, biliyor musunuz? Kızlar kaç çeşit pembe renk var burada? Kaç çeşit renk var bu seralarda? 10 vardır. 10 var mıdır? Pembe, pembe, kırmızı. Vardır 10. 10 var mıdır? Evet, var. Tamam. Öğrendim yani. Fena değil. Evet. Yavaş kalıyorsunuz kızlar, size söyleyeyim, bakın yetişemiyorsunuz. Evet. Bu çocuk gibi ince iş çünkü. İnce iş değil mi? Evet. Kesinlikle kadın. İşimiz, erkekler kesemiyor bunu. İşimiz eğlencelidir. Eğlenceli işimiz. Biraz az biraz sıcak var, onu da idareleyeceğiz. O nasıl konuşma? Yazma hepsini. Olduğu gibi doğal konuşuyoruz kızlar. Evet. Çok güzel. Değil mi? Evet, bak bu sefer becerdim. Artık oturdu rayını. Çok güzel yaptın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Okey. Evet, bak silivlemeyi, paketlemeyi çok iyi yapamamışım. Bir de bu sera tarafımız var. Sera tarafında da kesim hasat yapıldı ama en azından bir takım yapılan normal kültürel işlemler var. Onları da bize Yonca anlatacak seralarda. Hadi gel bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu sprey karanfil olduğu, evet, için, hı-hı, yani bir daldan 4-5 evet tane çiçek, hı-hı, açsın diye, hı-hı, biz şu tepede, evet, anne dediklerimizi alıyoruz. Alıyoruz ki ha, şey veri. Diğerleri daha gelişkin, evet, gelsin diye. Hı-hı. Bunları alıyoruz ortalarını. Ha, bundan kaç tane geliyor. Bunları kaç alıyoruz olan şeylerini. Evet, böyle. Peki bu işlemi sabah mı yapmak iyi oluyor, öğleden sonra yapmak mı daha iyi? Sabah serin, daha şey, serinlikte daha güzel serinde oluyor. Çıtır çıtır, evet, mı oluyor, aha, diyorsun? Tabii daha şey, sıcaklarda olduğunda daha şey... şey. Şimdi gibi sabahtan burada çiçeklerin kesimini yaptık zaten. Yaptık, evet. Peki kesimle de mi sabah daha iyi oluyor? Daha önce iyi oluyor tabii, daha canlı duruyor. Daha canlı duruyor. Evet, daha canlı. Genelde için sabahtan bu tür işlemleri yapıyorsunuz, evet, ondan sonra kesim varsa kesimleri yapıyoruz. Kesim varsa kesiyoruz, kesim yoksa içine atıyoruz mesela fidanlar ki daha yumuşak kırılmasın diye. Hı hı. İplerini içine alıyoruz böyle. Ki yani şey, zarar görmesin diye. Sen, hı, şimdi mesela hadi gel şimdi azıcık kız kıza muhabbet edelim, hı, bunları yaparken. Hı. En çok hangi yemeği yapmayı seviyorsun? En çok, hı, hangisini güzel yapıyorsun? Ya Sivas'ın yemeği ne olur? İşte bilmiyorum, sana soruyorum ben şimdi. Ya, çok güzel börekler yaparız bizim. Hı. Hı. Onları fasulye, kuru fasulye mesela. Hı. Onları dolmalar. Ben biliyorum, bazen, hı, o güzel evdeki yemeklerinizden buraya da getiriyorsunuz. Evet, getiriyorsun. Ha, ben de yiyorum onlardan. Evet. Evet. Onlar çok güzel olur. Onlara borçluyum. Ormum onlara borçluyum. Evet, evet, onlara, hı, borçluyum valla. Şimdi Yonca, burada siz ilk bu fidanların dikiminden, hı, işte ondan sonra ilk ağ örülmesinden itibaren çalışmaya başladınız, hı, değil, evet, mi? Bu sezon karanfilde, bu, evet, bu serada bütün işlemler sizin elinizden geçti. Evet, bizim elimizden geçti. En çok hangisinde zorlanıyorsunuz? Ya bu şey, ocak yaparken eli.
Fidan dikerken en ufak fidanlar dikiyoruz buralara, ocaklara. Dörder tane, beşer tane mesela sırayla. Sıra sıra olacak, iplerden daha atarken de şeylik olmasın. Yani bu iple şeyler tam doğru dursun diye, yani çiçekler yamutlamasın diye. Ha, bir ağa atarken zorlanıyorsun, bir de ocaklarda pide yaparken zorlanıyorsun. Evet, yani her şeyin bir şeyi var tabii. Peki şey böyle ilaç atılırken falan ne yapıyorsunuz sıralarda? İlaç atıyoruz mesela, sabahtan atılıyor ilacı buranın. Ha, sabahtan atılıyor ilaçları. Sabahtan atılıyor ilaç atırken mesela şey diyorlar, ilaçlar şey olursa altına şeyle maske şey takıyorlar. Ha, maskeyi takıyorlar. Siz de atılırken dışarıda mı oluyorsunuz? Dışarıda oluyoruz. Tamam. Dışarıda oluyoruz. Dışarıda oluyorsunuz. Dışarıda oluyoruz. O şey gelmesin, bize zarar olmasın diye. İlk ağlarda zorlanıyorsunuz, bir de ocakları yaparken zorlanıyorsunuz. Ocakları yaparken çok sıcak oluyor o zamanlar. Bir de o zamanlar doğru sıcak oluyor. Evet, çok sıcak oluyor onlar. Ama şimdi çok güzel Sara. Hava şimdi çok güzel. Ya mesela bugün ayın 28'i, Ocak ayına giriyoruz artık, evet. 2016'ya giriyor. Evet. Peki sen bu sene için neler düşünüyorsun, neler istiyorsun? Vallahi mesela Türkiye'mizin güzel olmasını, mesela insanlar çeli çekmesin, acı çekmesin. Evet. Bacı kardeş geçinek. Geçinek değil mi? Evet. Yüzyıllardır geçindik zaten. Bak burada hep herkes bir arada duruyor. Evet. En güzel. Yaşamak güzel bir şey. Kardeş kardeşe. Evet. Kardeş kardeşe. Doğru. Senin istediklerin bunlar. Benim istediğim bunlar. İşte çocuklarım için işte. Çalışıyor, çabalıyoruz. Neydi? Bak çocuğum. Benim 3 tane oğlum var. 3 tane gelinim var. 3 tane gelini var. 3 tane oğlum. Sen hepsini evlendirdin. Ya biz üçünü de evlendirdim. Üçünün de evi var. Benim de evim var. Çok iyi, çok iyi. Onlar da mutlular. İşleri var. Bir oğlum Özdilek'te çalışıyor, bir oğlum Tikan'ı var, bir oğlum Fransa'da. Darısı bizim başımızda. Sen hepsini halletmişsin. Hallettim ha, çok şükür Allah. Sen hepsini halletmişsin. Darısı bizim onları başımızda. Eğlendirdim, seyre çalışmaya kendim başladım. Stresim attım diye. Aslında stresim yok da adam emekli, adam mirassız. Sen de çalışayım diyorsun. Ben de çalışayım dedim. Hem de geleyim bir yere. Yani çok güzel burada. Mehmet abiden de çok memnunuz. Peki sana şey diyeceğim. Hani burada İzmir'in göbeğinde evine çok yakın bir yerde. Üstelik bir de tarım kesiminde çalışıyorsun. Evet. Toprakta çalışmanın zorlukları var. Kesinlikle kadın için çok zorlukları var. Ama sen bundan keyif alıyor musun? Keyif alıyorum. Arkadaşlarım da iyi olduğu için insan zevk alıyor. Ekibin güzel oluyor. Evet, ekip olduğunu güzel oldu mu da işte emiyor insana. Ekibin güzel olunca sen de bundan işte memnunsun yani. Mahmut da nerede de çok memnunum. İşte abi açık sözlerini duymadık yani. Gerçekten de geçiniyoruz yani. Çok iyilerdir. Ya uzun zamandır çalıştığınızı biliyorum zaten. 5 yıldır ki çalışıyorum. Evet, 5 yıl olacak bu sene. 5. yıl. Evet. Bayağı kıdemlisin senden de. Kesinlikle çok kıdemlisin. Evet sen? Ben de fena değil. Sen de bunlara emek buldun. Aynen, emekli oldum ben de bu işlerde. Evet. Peki sana şey diyeceğim. Burada karanfilde hastalıklar var, zararlılar var. İşte geliyor haftada bir mühendisiniz, kontrol ediyor, ilaçlar atılıyor, tavsiyeler de bulunuyorlar. Evet. Bebek gibi bakılıyor bunlara. Evet, bebekten daha şey bu. Peki sen buradaki hastalık ve zararları artık tanıyabiliyor musun? Tanımaz olur mu? Tabii. Hemen tanınıyor, belli oluyor. Sadece çiçeklerde şey oldu mu da kurt oldu mu da böcek oldu mu da biz söylüyoruz. Böcek var çiçeklerde diye. Böcekleri biliyor musun? Bilmem sen hangi böcekler söyle bakayım bana. İçinden çıkıyor ya yeşil gibi kurtlar. Kurtlar var. Başka hangi böceği tanıyorsun? Bir de ufacıklar var. Kırmızı böcekler var. Tripisler var. Evet. Tripisler. Şeyleri değiniyor. Tripisleri tanıyorsun. Evet, bunlara takılıyor. Tabii denemem ya 5 yıl oldu benimle. Süpersin. Evet. Şimdi ot mu alacağız? Yani şimdi burada ot da alıyorsunuz değil mi normalde? Tabii. Burada bak, da var otlarımız var. Buradan alamıyoruz. Eğiliyoruz. Altından çekiyoruz otları. Mesela ki böyle ot şimdi, şeylere zarar vermesin diye. Karanfiller bu kadar büyüdüğü için ona da zarar vermek istemiyorsun. Zarar vermesin diye otlarını çekiveriyoruz. Alıyoruz bu iç şeylerini de içeri atıyoruz böyle mesela ki iplerden düzgün düşsün diye. Anladım. Peki sence bunlar sağlıklı mı? Sağlıklı. Sağlıklı diyorsun yani herhangi bir problem yoktur. Yoktur diyorsun. Hasretin belli şeyinden de belli. Bak şurada bıcı bıcılar var. Sen şimdi Sivas'ın neresindensin anlat bakayım bana. Ben Sivas'ın Yıldızeli Yakup Köyü. Yıldızeli Yakup Köyü. Evet. Özlüyor musun köyünü? Özlüyorum ben de senede gidiyorum. Gidiyor musun senede? Senede gidiyorum. Köyümüz çok güzeldir. Altı baraj, üstü baraj. Balık malık dolu. Peki bu şeyde İzmir'e neden geldiniz? Ya İzmir'de de benim kardeşlerim İzmir'de yıllarca mutlayıp çocuklarım da şey ettiği için burayı dayıların yanına geldiler. Daha geri gitmek istemediler.
Biz de onun için dedik ki o çocuklar gitti. Biz de ne durak köyde iki adam. Çocukların arkasına düştük geldik. İyi düştünüz geldiniz. Ha. Memnunsunuz sen İzmir'de yaşamakta. Çok memnunum, çok memnunum. İzmir'den de seviyorum İzmir'i de. İzmir'i de seviyorsun. Zaten İzmir'den de evlerimizi aldık. Peki şeyde bu... Yani sizin otları. Evet otları sen baya biz temizlemeye başladık yani temizliyoruz da zaten. Evet. Ya genel anlamda zaten şey temiz bir sera burası. Evet evet. Yani şimdi şey değil mi? Biz alıyoruz. Peki şeyde köyünüzde neler yetişiyor? Hangi tarımla uğraşıyordunuz? Köyümüzde buğday, mercimek, mesela nohut, tahılda mercimekte çalıştım. Motorumuz vardı, gidiyorduk. Mesela şeydi, her şeyin... Ama orada kendi işinizdi. Kendi işimiz. Aha, burada saralardı. Tabii, burada sarada, elin işinde. Öğrenmen zor olmadı mı bunu? Çünkü bunların işlemleri çok daha farklı tahıllara göre. Evet, tabii. Burada her şeyi. Hiç alışkın olmadığınız bir iş bu. Çiçek, sebze, yeşillik. Ya yeşillik orada çok ekeriz, pancar mancar. Ha, Sivas'ta da. Tabii, Sivas'ta bizim sulan. Yıllarımız. Sulanıyor. Evet, pancar ekiliyor. Mesela pancar söküyoruz, pancar şey diyoruz. Yani burayı işte orayı tercih etti çocuklar. Biz istemiyoruz orada dediler. İzmir'e gelmek istiyorduk. Kardeşlerim de buradaydı ya. Da. Buradan da devam ettik buraya gayrı. 25 yıldır da buradayız. İyi yaptın. Evet. Seneden seneye de gidiyoruz. Bir ay duruyorum orada ben. Geliyor. Peki sana şey diyeceğim. Böyle bir yerinin olmasını ister miydin? Ya isterdim tabii. İsterdin yani. Tabii. Demek ki Allah'ıma çok şükür olsun. Var her şey. Var. Peki böyle bir yerin olsa gene çiçek mi yapmak isterdin, başka bir şey mi yapmak isterdin? Nasıl bir şey olurdu kafanda? Ya hangisi verimli olursa, hangisi şey olursa onu daha yapmak isterdim mesela. Piyasada. Piyasaya göre tabii, piyasaya göre hareket edin. Evet. Süpersin. Hiç buradaki mi, çiçek mezatına gittin mi? Şeye mi? Bu çiçeklerin gittiği, satıldığı yere gittin mi? Gördün mü hiç orayı? Depolara mı? Aha, gittim. Gittin mi? Beğendin mi oraları? Beğendim. Güzel değil mi? Gittim evet. tabii. Gittim. Peki, burada sen yemeğiyle çalışıyorsun. Yemeğiyle çalışıyorum. Mesai kaldığınız oluyor mu? Oluyor. Çok oluyor yazın. Yazın çok oluyor. Çok oluyor. Bayramlarda şey, mesela anneler gününde neler. O zaman çok kalıyoruz. Özel günlerde. Özel günlerde, evet. O zaman zaten aileniz de bir şey demiyordur değil mi? Yok ya ne diyecek, biz zaten çalışıyoruz. Ne diyecekler? Biliyorlar ki işimiz var, iş icabı alıyoruz. Tabii ben bana telefon ediyorum mesela, biz diyor bu 10 geç geleceğiz, 1 saat 2 saat. Onların bilgisi var. Onların bilgisi oluyor. Evet. Ben sende ne görmedim biliyor musun? Ellerimi mi? Niye eldiven kullanmıyorsun? Ya bu çiçek keserken, şeydeyken bağlayırken eldivenle bağlayamıyorum. Ama ot alırken ellerimizi şey diyoruz. Ellerin çok ciddi bakım istiyor. Evet. Bakım ihtiyacı. Krem sürüyor musun onlara? Akşamları bakıyor musun? Akşamları bakıyorum. Şey diyorum, yatıyorum. Sabahtan geliyoruz yine buraya, yine şey diyor. Bir de çok havalar soğuk ya. Çok şey diye ellerimizi geliyor. Şimdi şey böyle oje falan olsun ister miydin? Parmaklarını seviyor musun? Öyle bakımlı olmasın ellerini. Ya kim istemez? Herkes ister tabii. Sen de seviyorsun. Evet. En çok hangi rengi seversin? Rengi kırmızı. Kırmızı olsun. Kırmızı fazla olsun diyorsun. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ama bak şimdi senin aslında elin... Oldu, yeşil oldu. Sabahtan beri bunun içindeyiz. Değil mi? Evet. Yeşil oldu. Evet. Daha altıda geldik buraya. Altıda geliyorsun. 7.30'da. 7'de iş başlıyor. Evdeyim genelde. Sabahleyin karanlık gibi bir şey oluyor sizden. Karanlık da oluyor biz gelirken hele. Tabii. Akşamda karanlık kavşağıyla gidiyoruz. 8 saat çalışıyoruz. Bu şey eldivenler var böyle hani. Var eldivenlerimiz, çantalarımız da. Ama kullanmayı sevmiyorsun. Ya kullanıyoruz ot alırken hele mesela. Şeydeyken bu goncaların neyini alırken hele alıyoruz. Zor mu oluyor? Ya bundan zor oluyor. Bu goncaların alıyoruz ya ortadan. Eldivenle ne çok eğitilir gibi diyor. Tabii ondan zor oluyor. Zor oluyor evet. Onun için takmıyor. Yoksa ot alırken şeydekine takıyorsun. Peki. Başka neler var mesela burada? Siz burada bir sürü işi halletmişsiniz önce. Ya bir tek bu değil ki bizim işimiz. Pat dikiyoruz, pat ediyoruz, çayır duruyoruz, fidan kırıyoruz. Tabii ya bir tek bu değil ki. Fidan kırıyoruz, fidan ediyoruz mesela. Sen en çok hangi çiçeklerde çalıştın? Ya bunda çalıştım, patta çalıştım, fidan kırdım. Fidan da kırdım. Fidan kırdım, bunda çalışıyorum. Mesela patta çalışıyorum, pat fidanı kırıyorum, pat fidanı yapıyoruz. Ulamış'a gidiyoruz. Tabii fidancılara da gidiyorsunuz. Orada fidan dikiyoruz, yetiştiriyoruz, buraya gelip şey diyoruz. Orada kökleniyor, burada dikiyoruz. Burada dikiyorsunuz evet. onları. Burada kökleniyor, burada dikiyoruz.
Şimdi burada sadece artık hasat zamanı. Sadece evet. Hasat yapılıyor. Hastalıklara evet. Zararlılara bakılıyor. Evet. Onları da zaten erkekler. Peki sizin burada yapamadığınız erkeklerin yaptığı işler neler? Bu erkekler için? Buraların ilacını atıyorlar. Mesela demirlerini dikiyorlar. İplerini, şu ipleri çekiyorlar. Biz şunları atıyoruz. Naylonlarımızı. Naylonlarımızı tabii ya. Şeyler yapıyor. Sonuçta gene de tarımda da kadın erkek yan yana çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz, evet çalışıyoruz. Yanların neyini yaptığımız zaman da barbar yapıyoruz peki, mesela. Peki şey söyleyeceğim, erkekler çiçek kesmede nasıllar? Ya erkek çiçek kesemez ki bilmiyormuş. Kesemedi ama peki iyi değil. Ya bu kadın işi ya bura, inci iş. Kadın işi değil mi? Tabii. Çiçek işi, çiçek gibi evet, iş kadın. İstiyor. Evet. Onu da ancak kadınlar evet, istiyor. Evet mesela şuradan tutuyorsun kesiyorsun bir tane yani mesela. Onun için erkek... bir tanesini keseceksin. Doğru. Yetişmiş mesela bunu alamıyor. Ama bunu erkek bilemiyor. Erkekler yapamaz bu işi. O, kadın işi bu. Kadın işi bu. Evet. Kesinlikle kadın aha. İşi. Kadın işi bura. İşte. Bu kadar. Böyle yapıyoruz işte. Ha. Böyle yapıyorsun bunları. Hı hı. Süper. Emeğinize sağlık. Evet, siz de sağ olun var olun. İnanılmaz güzel de şeyler yapıyorsunuz. Ve çok evet. Da bakımlı bir Sera. Evet, şimdi evet, zaten güzel. Birazcık da bir taraftan da ota gireceksiniz anladığım evet. Kadarıyla. Başka hı hı. Da bir şeyiniz yok zaten. Yoktur evet. Ya goncalarını aldıysalar goncalarını alacağız bunları. Yani tek şey olursa almayacağız. İşte öyle mesela şey ha, diyoruz. Onu patronunuz karar veriyor. Evet patron karar veriyor. Goncasını alın derse alıyoruz göbeklerin ortasını. Alman derse ile yetişiyor. Kalıyor. He, evet. Hı-hı. Sevgili seyirciler şimdi bu karanfil seralarının içerisinde çok da fazla yabancı ot problemi oluyor. Ve bunlar ilaçlanmasına rağmen sonradan gene de çıkabiliyorlar. Çıkıyorlar evet. Çıkıyorlar. Hı-hı. Ve çıkıyor. Ha, bu konuda da çok ciddi olarak ara ara kültürel işlemlerin yapılması, temizlenmesi gerekiyor. Evet. Hadi gel biz sen de birazcık bu otlardan yoralım. Yolalım dersin. Hadi. Hadi gel. Evet, yolalım. Bunlar bıcı bıcı değil mi? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kel, bitirdin mi sen işini gücünü? Bitirdim. Başka tarlaya gidiyoruz. Oluyor mu kızlar? Ot alıyoruz bize, yardım et bize. Yonca arkadaşım, sen ne yapıyorsun? Ne yapsın, ot alıyor. Buldun mühendis hanımı, işin gıcır. Gıcırın da maşallah. Ben de ot alasın, gel buyur tamam, bize. Ben de alayım. Evet, kullanmıyorum. O ellerinin bakımını nasıl yapıyorsun sen sonra? Ha? Ben anlatayım Arko sana. Kullanıyorum, krem. Arko krem. Krem kullanıyorsun. Aha, harikasın. Yonca arkadaşımla çok iyi geçiniyoruz. Bir öyle kardeş mi? Olsak bu kadar geçinmeyiz. Yok, ben fark ettim sizin ekibiniz gayet evet. Güzel yani. O beni övmedi ama ben onu övdüm. Övdün mü sen? O beni hiç övmedi. Övdüm. Yok bütün arkadaşları ben güzel bütün dedi. Ben bütün arkadaşlarımı seviyorum. Evet. Ama Yonca'nın bir ayrıcalığı var. Evet. Var mı? Candan ciğerden arkadaşız. Evet. Evet. Sen, bir abla kardeş gibi geçiniyoruz. Sen de tanıyor musun böyle hastalık zararları karanfilde ya da tanıyorum, çiçekte? Tanıyorum evet. Bildiğimiz kadarıyla tanıyorum. Kurt biliyorum. Hı hı. Ondan sonra kırmızı örümcek biliyorum. Yani 8 yıllık tecrübem var. Bayağı öğrendik yani. Öğrendin artık hı-hı. Değil mi? Almasak ne olur bu otları? Aynen böyle. Ya biz bu otları almasak ne olur? Böcekler ürer. Ha, başka? Böcek ürer. Başka? Çiçekler gelişmez. Evet. Tam manasıyla çiçek olmaz. Ot olur, sadece ot tarlası. Aslında çok yani. Da ciddi gübre veriliyor bunlara, evet. İlaç veriliyor. Hı-hı. Bu aynen yabancı öyle. Otlar da bu yüzden iyice hı-hı. Büyüyorlar değil evet. Mi? Evet, öyle oluyor. Hı-hı. Başka ne konuşacağız? Hı-hı. Öbür arkadaşlarımız bizi bekliyor, başka tarlaya gideceğiz. Gülme Gül, sen çok güzel konuştun. Hiç arkadan anca gülüyorsun sen. Ha buradan da başka evet, yere gideceksiniz. Evet, çünkü mesainiz dolmuş evet. Artık değil mi? Hı-hı. Şoförümüz Mahmut Bey bizi bekliyor şu anda karşıda. Beşe kadar çalışıyorsunuz. Beşe kadar çalışacağız evet.
Tamam. Aynen öyle. Ondan sonra eve gidince ne yapıyorsunuz? Akşamdan yemeklerimizi hazırlayalım mı? Yemek yapıyoruz. Eşlerimize yemek yapıyoruz. Çocuklara yemek yiyoruz. Yiyoruz ondan sonra. Adamla neden kavga ediyorsun sen ya? Ya yemeğimi keş koma diye. Öyle mi diyor? Eşimle kavga ediyoruz. Adamla benim önce arkadaşım Hasan amcamla çok kavga ediyor. Hadi ben ya. Ben kızıyorum. Lütfen önce kavga etme Hasan amcayla. Hasan'la kavga eder miyim ki? Emekli adam. Herhalde espri yapıyoruz. Biz tam arkadaşız birbirimize. Evet. O da biz bana bayağı yapıyor. Bir ot temizliği yaptık. Evet, ama bu hafta ciddi olarak sizin burada evet, iş, evet. Ot temizliğiniz aynen, var yani. Peki Yonca, sen çalışmasan ne olur? Ben çalışmasam ne olur? Daha şey geçiniriz mesela. Kanaat. Tabii, ama şimdi daha rahat geçiniyoruz. Ha. Kocanın emekli maaşına senin de bir katkın oluyor. Evet, bir katkın var. Daha iyi rahatız mesela. Kendi masraflarını da karşılıyorsun. Karşılıyor evet. Ha, 2008'de emekli oldu, adam daha çalışmıyor. Sen çalışıyorsun yani. Ben çalışıyorum. Süpersin. Adam rahatsız. Peki sen çalışmasan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Eşim gayet güzel maaş alıyor. Allah'a bin şükür. Ama ben bir katkım olsun diye çalışıyorum. Sen kendin için çalışıyorsun. Evet, biraz çalışmayı seviyorum. Yıllarca evde oturdum. Bir 6 yıldır falan çalışıyorum. Süper. Çalışmak daha güzelmiş. Daha iyi geliyor değil mi? Evet, daha iyiymiş. İşte oğluma biraz destek veriyorum. Peki bu çalışınca hayatında neler değişiyor? Oğluna destek veriyorsun. Oğluma başka? Oğluma destek veriyorum. İstediklerimi kalan, alabiliyorsun? Evet, istediklerimi alıyorum. Daha rahat harcama yapıyorum. Ayaklarının üstünde bir kadın olarak durman önemli değil mi? Evet, aynen öyle. Bu tarım... Şükür eşimden de Allah razı olsun. Çok memnunum eşimden. Herhangi bir problem yaşamadan devam ediyorsun. Yok, hiç ücret konusunda hiçbir şey yapmıyor yani. Senin benim param yapmıyor. İyi yani, eşim iyi. Oh, herkese güzel. Benim eşim gibi bir eş nasip etsin. Oh ne güzel. Yoncacığım mesaimiz bitti. Ben bugün için hepinize teşekkür ediyorum. Senin son olarak söylemek istediğim bir şey var. Ya biz de size teşekkür ediyoruz. Geldiniz bizi şey ettiğiniz için çok çok teşekkürler size de. Hadi iyi akşamlar olsun size. Hepinize selam ediyorum. Çocuklarıma, hepsine. Herkese. Bütün memlekete, Sivas'a, İstanbul'a, İzmir'e. Süper. Sevgili seyirciler, seralarda, incir altındaki karanfil seralarında kadın arkadaşlarımla birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çiçeğin kadın eli deyince daha da güzelleştiğini gördük. Herkese iyi akşamlar diliyorum.